Ve Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan stüdyomuza hoş geldin Mehmet. Günaydın, merhaba. Günaydın, nasılsın? Teşekkürler. Evet, Ali Koç yaylım ateşine tuttu ya, Galatasaray'ı. Hakikaten yani bu spor bir futbol gündemini ne yapacağız biz ya? Ne yapacağız? Beka sorunu gibi işte böyle uluslararası siyasetin lafları falan. Ya bunu bugün Ali Koç söyledi, yarın Galatasaray başka bir açıklama yapacak falan. Çok zor bir gündem çünkü şöyle zor. Hiç kimse bir doğruda buluşmak, hiç kimse bir ya bizim de eksiğimiz var da olmuyor. Çünkü hep anlatıyoruz, hep en güçlülerimiz, hep en mağdurlarımız. Hmm. Fenerbahçe'miz en güçlü ama en mağdur. Galatasaray'ımız en güçlü, en mağdur ve bu sene artık yani Süper Lig'de 60 senenin içerisinde zirve. Ali Bey'in dediklerinin içerisinde gerçekten çok ağır sözler var. Bizim Ahmet'in attığı dün tweet vardı. Herhalde 2006'dan beri Ali Koç'un yaptığı en ağır basın toplantısı. İşte Galatasaray için beka sorunu haksız gibi. Haksız mı peki? Ya, haklı olduğu yerler var da hepsini %100 Ali Koç haklı, aman efendim harika bir basın toplantısı yaptı falan demek de mümkün değil. Mesela haklı olduğu bir yer var. Şu yabancı hakem meselesi. Kim getirecekse getirsin artık. Çünkü yabancı hakem konusuna orada yanlış bir şey söyleniyor. Yani Okan Buruk Hoca'nın o basın toplantısında ben de vardım. Hoca Beşiktaş maçından söyledi galiba. Ya yabancı hakemle de oynarız da dedi ama orası pek görülmüyor. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de kimse yabancı hakeme falan destek versin. Çünkü eğer bu işin ortak paydası yabancı hakemse yabancı hakem. Ortak paydası devletin eğer yumruk vurması ise devlet yumruk vurması. Çünkü bu iş iyi yere gitmiyor. Yarın Galatasaray açıklama yapınca da aynı şeyi anlatacağız. Hı. Bu Ali Koç'un açıklamaları baştan aşağıya doğrudur. Hayır. Aralarında doğru olan yerler var. Mesela söylemiş olduğu konu şu. Hı. Gerçekten biz yöneticilerimiz, insanlarımız ne diyor? Tenha'da ayrı, umumi de aynı konu, ayrı konuşmayalım. Gerçekten de böyle. Dursun Bey'le Ali Bey eğer bir masaya oturacaklarsa gelsinler, otursunlar. Ama iki tarafta onunla masaya oturmayı kendi cephesinden sıkıntı kabul ettiği için çeşitli eyyamla bu tarafa doğru geliyor. Şimdi Türk futbolu için beka sorunu lafına asla katılmıyorum. Çünkü Galatasaray Türk futbolu için veya Türk spor için ya da Fenerbahçe ya da beka sorunu falan olamaz. Top oynuyoruz. Ama biz işi topun dışına çıkartıyoruz. Galatasaray'ın Türk futboluna beka sorunu olduğu sorusu ki birinci cümleydi, ki manşet oldu, ki her yerde anlatıldı. Ben buna asla iştirak etmem. Onun dışında hakem hatalarının Galatasaray lehine yapıldığı vardır, aleyhine yapıldığı vardır. Fenerbahçe'nin lehine yapıldığı vardır, aleyhine yapıldığı vardır. Ve sürekli bu kavga ortamında kim ne kadar mutlu oluyor onu bilmiyorum. Ama bir tek şey biliyorum. Ben mutsuz oluyorum. Benim gibi makul bir çoğunluk var. Onlar mutsuz oluyor ama azgın bir azınlık var bu açıklamalardan son derece mutlu oluyor. Eğer Galatasaray ile Fenerbahçe bir şeyi çözmek istiyorlarsa buyursunlar bir masanın etrafında. Gerek canlı yayında, gerek bakanın, gerek federasyon başkanının, gerekse daha öte yetkililerin önünde konuşsunlar ve bu işi artık çözelim. Çünkü Galatasaray'da yarın başka bir açıklama yapacak. Ha, Ali Koç'un... Belki Ali Koç'un inancı kalmamıştır çözebileceğine dair artık son noktadadır ama ve taşmıştır yani gidiyor belki zaten. De. Yani belki de dediğin çok doğru. Bu kadar sert konuşmanın sebebi ben gidiyorum artık ve tablo bu demiştir. Ben Ali Koç %100 haksız demiyorum. Hı-hı. Aralarında doğru olan pek çok yer var. Mesela doğru söylediği şeylerden bir tanesi. Eğer yabancı hakem meselesi hepimiz için elzemse alalım. Hı-hı. Mesela Dursun Özbek buluşma talep etti. O buluşma olmadı. Şimdi orada çok enteresan bir durum var. Dursun Bey'in talebi. Dursun Bey bir büyük, bir abi Ali Bey'in de büyüğü. Hı hı. Orada Galatasaray tarafına onu henüz sormadım. Dursun Bey buluşma talebinden sonra Galatasaray Ali Bey ile ilgili kişisel bir şey yayınlıyor. Ona Dursun Bey'in onayı var mı yok mu? Çünkü Ali Bey diyor ki, ya kardeşim diyor, eğer onayı varsa samimiyetsizsin. Onayı yoksa o zaman altındaki bütün organizasyondan habersizsin. Çünkü bu resmi tweet atılıyor. Ali Bey ondan rahatsız olmuş. Keşke o tweet atılmasaydı, ikisi aynı yere oturabilseydi. Onun dışında Fenerbahçe için önümüzdeki dönemde mesela Galatasaray tarafından yapılan bence bu ananas meselesi falan da yanlıştı. Fenerbahçe'nin 3 Temmuz'da FETÖ'yle nasıl mücadele etti hepimiz gördük. Evet. Orada Galatasaraylı, Fenerbahçe'li olmaya gerek yok. O noktada Galatasaray'ın ananas benzetmesi, Dursun Bey'in ananas meselesi falan o doğru bir şey değildi. Orada da Ali Bey %100 haklı. Ben beka meselesi konusunda asla katılmam. Ama mesela 3 Temmuz mücadelesi konusunda da Fenerbahçe'nin hakkını teslim etmek lazım. Peki o zaman Süper Kupa için tarih değişikliğini de işaret etti Sayın Ali Koç. Ona ne söylersin? Bu gürültüden sonra olmaz. Ya. Yani dün öncesi de olmayabilirdi. Ama bu gürültüden sonra şu Galatasaray dönüp ya evet Fenerbahçe de Avrupa'da ilerlesin, ülke puanı da gelsin, biz de bu ertelemeye razı olalım demez.
Bu arada sen biraz önceki konuya ben şunu da ekleyeyim, yani sen söyledin Galatasaray tarafını ama Trabzonspor maçında alınacak puanları indirgenebilir mi Ali Koç'un açıklamaları? Hayır. Trabzonspor Fenerbahçe maçı Trabzonspor Fenerbahçe maçıdır. Dünyanın her yerinde Türkiye'den 5 maç say desem bir tanesi bu maçtır. O yüzden ben zannetmem. Trabzon Fenerbahçe maçında hakem hatası olabilir. İtirazım olmaz ama Ali Koç Trabzonspor Fenerbahçe maçını satın almak için bu açıklamaları yaptı. Oradaki hakemi etkilemek için bu açıklamaları yaptı. Hiç doğru bir yaklaşım olmaz. Abi yansıtma falan, ne hepimiz psikolog olduk buna ya. Kişinin sahip olduğu olumsuz vallahi duygularını hepimiz, ve hepimiz bir delirdik yani gerçekten. Ne yapacağız? Hey, Galatasaray'ın açıklamaları burada kalmayacak. Daha da delirtici şeyler gelecek. Yarın aynı cümleleri ben Galatasaray için edeceğim. Çünkü çok şükür Allah'a benim ekmeğimi Ciner Medya Grubu ve daha öncesinde başka medya grupları verdiği için, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş vermediği için bir de medya mensupları delirmiş vaziyette. Ya Ali Koç'un açıklamalarından sonra ya yaşa Ali Koç diyenler ya da tükak Ali Koç. Abi durum bir ortada ya, ortadan bakın. Yani benim ekmeğimi medya veriyor. Dolayısıyla ben bir Galatasaray taraftarı olabilirim. Umurumda değil. Aynı cümleleri, Ali Koç için bugün kurduğum aynı cümleleri yemin bir açıklamalarından sonra Galatasaray için kuracağım. Çünkü bu iş artık işin suyu cılkı çıktı. Lige kupayı kim alacaksa alsın, bu sezon bitsin. Ama korkarım ki gelecek sezonlar bu seneki bu şey şehveti, açıklama şehvetinden dolayı daha da sıkıntılı bir şekilde devam edecek. Ben bundan çok korkuyorum. Peki biraz önceki sorum havada kaldı. Süper Kupa için tarih konusunda değişmez dedin ama yani... Değişmez. Olmaz mı? Düşünsene Dursun Özbek'sin. Galatasaray Başkanı'sın ve yönetimi topladın. Arkadaşlar biz ülke puanı için, Fenerbahçe'miz için bu maçın ertelenmesi konusunda Ali Koç'un çağrısına kulak verelim ve maçın ertelenmesini Fenerbahçe ile beraber, çünkü Ali'nin orada dediği şey şu, rakibimiz de okey verirse diyor. Ali Koç'un Fenerbahçe'si, ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz Fenerbahçe için el ele verelim, federasyona bir dilekçede bulunalım ve de bu karşılaşmanın ertelemesini isteyelim dedi ve Galatasaray bunu yaptı. Bak Dursun abi sokağa çıkamaz. Ya. O hale geldi çünkü, bu Dursun Özbek'in kalbi bunu isteyebilir, yanlış anlama. Dursun Özbek'in kalbi bunu isteyebilir ama sokağa çıkamaz. İş o hale geldi. Tersi Ali Koç da sokağa çıkamaz. Galatasaray'ın herhangi bir talebine el versin, Ali Koç da sokağa çıkamaz. Ülke bu hale geldi çünkü. Bunda medyanın kabahati var, yöneticilerin kabahati var, yerde yatıp kalkmayan futbolcuların kabahati var, ey yamcı yeteneksiz, basiretsiz hakemlerin kabahati var. Herhangi bir şeyle onun arasında kalacağın zaman o şeyi tercih edeceğin Futbol Federasyonu'nun hatası var. Onda taraftarın hatası var. Burada tek başına Ali Bey'i, Dursun Bey'i, Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi suçlarsan o zaman çok yanlış bir indirgeme olur. Ülkece sakinleşmeye ihtiyacımız olduğu kesin. Kesinlikle. Avrupa kulüpleri yapıyorlar mı böyle şeyler, erteleme? Ya var da orada kurallar çok daha böyle belirgin olduğu için, bir de orada kimsenin başka hesabı olmadığı için yapabiliyorlar. Orada kimse mesela elbette... Beka meselesi olmuyor mesela. Elbette ki Real Madrid, Bayern Münih arasında da, pardon, Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Dortmund arasında rekabet var da iş buralara gelmiyor orada yani. İş buralara gelmiyor. Bu arada Fenerbahçe bu akşam konferans... Öte yandan. ne diyorsun? Sahaya çıkacak. İlk maçı 3-0 kazanmıştık dedi deplasmanda. Bugün güle oynaya tur atlar mı Fenerbahçe? Ali Bey'in deyimiyle söyleyeyim, ilk defa maça gideceğim. UEFA Başkanı gelecek dedi. Fenerbahçe'nin önündeki engellerden biri de benim dedi. Ha, futbol öyle bir şey ki bak. Allah göstermesin. İnşallah olmaz da. 5 dakikada 2-0. Çıkışın içinde. Of. Ha, oğlum defalarca oldu, olmadım. Hakikaten öyle. Yani ama o yüzden çok İsmail Hoca'da da, Ali Bey'de de o sükuneti, o hop ne oluyoruz daha turu geçmediği görüyorum. O mutluluk verici bir şey. Mert Hakan Yandaş'a bir daha seslenelim. Aynı gol sevincini Saracoğlu dışında sana yaptırmazlar. Tam Mert Hakan Yandaş dedim, bak görüntüleri gündem olmuştu. Pendik Spor'un Mert Hakan'ın sevk edilmesine falan, buna ne diyorsun? Başvuru vallahi ulaştı. Şöyle, ne çıkar o konuda şunu anlatayım. Icardi'nin görüntüden sevki bir eylem gerektirdiği için görüntüden sevki olabiliyor. Ama bir insan maç içerisinde eğer hakem şu noktada edilen küfürü duymayacak basiretsizlikteyse, ferahat sessizlikteyse, orada keseyim, onu rapor etmediyse o ceza konusu olmuyor. Spor bunu... yorumcuları da bir sakinleşse değil mi böyle? Kesin. Ya kesin yani. Evet. En başta bizim de kabahatimiz var. Sakin sakin. Ama burada şu var bak. Evet. Tek başına spor yorumcuları, yöneticiler, futbolcuları kolektif suç işliyoruz. Yanlış yapıyoruz. Kolektif suç işliyoruz ya. Bu hepimizin. Ama buradaki sorun şu. Aralarında benim de bulunduğum çok az insan dışında
diğer spor yorumcuları renge göre bakıyorlar. Allah beni rengime göre bir olaya bakmaktan ezeli ebedi şey kılsın. Mehmet Ayan yani. Ben Twitter'da X'te böyle gerçekten bilir çok misin? Muteber isimlerin küfürlü yazılarını evet, gördüm dün. Çok üzüldüm ben kendim. Delir ülkem misin? Adına üzüldüm. Doğru, yani. Biz bu insanlara saygı duyuyoruz. Fikirlerini, yazılarını takip ediyoruz. Küfürler, sinkaflı şeyler yani ne gerek var ya gençler delirsin. Takip ediyor. Delirirsin. Şimdi bu... Mert Hakan yanlışı bir daha söyleyeyim. Evet lütfen. Bir sorun daha var. Sarıcı yaptırmazlar oldu sana. Hmm. Yapamazsın. O gol sevincin de tamam. Biz aptal değiliz. Kendi kulübene doğru değil. Kendi kulübesine yaptın aptal değiliz. Biz görüyoruz. Peki 40 saniyem kaldı Mehmet Ayan ama şu soruyu da sormam lazım. Şimdi bu Moriano'yu takımım... Yeniden getirmek istiyorum. Adamı yolladı. Mourinho. Evet Mourinho. Çok özür diliyorum. Mourinho. Mourinho'yu böyle yolladılar. Ama şimdi geri istiyorlar. Niye zamanda kıymet bilmediler? Jorge Jesus olabilir mi? Belki yanlış olmaz. Evet Jesus. Evet Jesus'u gönderdik diyor. Mourinho'yu tekrar takımın başına getirmek istiyor diyor. Valla şöyle söyleyeyim. Jorge Jesus Türkiye'ye geldi. Bir üçlü sevdasıyla takıldı. O üçlü sevdasının, üçlü defans sevdasının sonrasında... Türkiye şartlarında olmadı. Arabistan'da 28'de 28 yapmak iyi bir şeydir, güzel bir şeydir. Hoca da önemli, kıymetli bir hocadır. Önemli bir adamdır. Futbolu biliyordur. Ama burası Türkiye. Buranın gerçekleri var. Peki. Zamanım bitti galiba. Ekleyeceğim bir şey var. Beşiktaş Emlak Jet basketbol takımı. Onu soracak zamanım kalmadı. Yarı finalinden dolayı en içtenliklerimle kutluyorum. Beşiktaşların içinde açan bir çiğden bir çiçek. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.